Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İslam'ın Çinlileştirilmesi adımları hızlandı. Faşist Çin'in İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama adı altında Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikaları devam ederken bütün baskı ve dini kısıtlamaları yetersiz bulan Çin, sözde Şincan'da İslam'ın Çinileştirilmesinde ısrar edilmesi konulu bir toplantı düzenleyerek Müslümanlara karşı zulmü daha da arttıracağı sinyalini verdi. Çin haberleri ağına göre Çin Merkez Sosyalist Enstitüsü Parti Grubu Sekreteri, Merkezi Sosyalist Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zhu Lin ve sözde Şincan Halk Hükümeti Parti Daimi Komite Üyesi Kukla Yetkili İlzat Ahmet toplantıda konuştu. Jilin konuşmasında merkezi hükümetin sözde Şincan'da İslam'ın Çinleştirilmesi politikasında kararlı olunması, uzun vadeli sosyal istikrarın sağlanması için kaçınılmaz bir gerekliliktir ve bu her bir komünizm neferleri için önemli bir görevdir. İslam'ın sosyalist topluma uyarlanmasında aktif olarak rehberlik etmeliyiz şeklinde bütünüyle İslamofobi ve kışkırtmalarla dolu cümleler kurdu. Ardından toplantıda söz alan kukla yetkili İlzat Ahmet ise daha da öteye giderek Şincan'da İslam'ın Çinileştirilmesi ve sosyalist topluma uyarlanması için topluma aktif olarak yönlendirmeliyiz dedi. Çin rejimi önceki 13. 5 yıllık plan döneminde Doğu Türkistan'ın işgalinden bu yana görülmemiş en şiddetli zulüm politikalarını uyguladı. Bu süre zarfı içerisinde milyonlarca Doğu Türkistanlıyı hapishane ve toplama kamplarına hapsetmesinin yanı sıra İslam dinine topyekün savaş açarak sözde İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama ve sözde Şincan'ı kültür yoluyla besleme adı altında Doğu Türkistan halkının Çinileştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm politikaları izledi. Bunun sonucu olarak 8.000'i tahrip edilmek üzere 16.000'den fazla cami yok edildi veya amacı dışında turizm için kullanıldı. 2016'dan beri sayısız din adamı, bilim adamı, akademisyen, sanatçı, yazar ve zanaatkarlar hapsedildi veya ağır işkenceyle cezaevinde şehit edildi. Bütün bunlar cereyan ederken Çin rejimi İslam dünyasından ulusalcı çıkar odaklı kimselere farklı isimler altında gezi organize ederek Doğu Türkistan'da önceden kurgulamış düzmece mekanları gezdirerek 74 yıldır acısı dinmeyen mazlum halkın dini ve milli kimliğinin tamamen korunduğu ve dini özgürlüklerinin garanti altına alındığı yalanını öne sürüyor. İç propagandada ise sözde İslam'ı Çinileştirmek ve dini sosyalizme boyun eğdirmek gibi soykırım politikası izliyor. Gözlemciler, rejim yönetiminin sözde İslam'ın Çinileştirilmesi, Çin ulusal bilincinin pekiştirilmesi ve benzeri safsatalarla Doğu Türkistan'daki etnik ve kültürel soykırım politikasını yoğunlaştırdığını, aynı zamanda çeşitli yollarla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştığını, bahsi konu toplantıda İslam'ı Çinileştirmeye devam etmek konusunda ısrar ederek soykırımcı politikasını hiddetlendireceğinin sinyallerini verdiğini kaydetti. El İşku katliamı İstanbul'da protesto edildi. 2014'ün 28 Temmuz Ramazan Bayramı günü Çin ordusu tarafından Doğu Türkistan'ın Kadim Kaşgar şehrine bağlı Yarkent ilçesinin El İşku kasabasında gerçekleştirilen katliam 9. yıl dönümünde İstanbul'da protesto edildi. Çin ordusu tarafından ağır silahlarla bombalanan bölgede 3 yerleşim yeri haritadan tamamen silinirken en az 3.000'den fazla kişinin de katledildiği belirtiliyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından El İşku katliamının yıl dönümü ve Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti münasebetiyle Sarıyer'de bulunan Çin'in İstanbul Konsolosluğu önünde protesto ve basın açıklaması yapıldı. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği adına basın açıklaması metnini okuyan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Abdülahat Udon şunları söyledi. İnsan hakları konusunda sorumluluğu paylaşmak üzere
Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan taleplerimiz şunlardır. Çin'in Doğu Türkistan'da devam ettirdiği soykırımın durdurulması yönünde taleplerin iletilmesi. Doğu Türkistan'da toplama kamplarında tutsak bulunan Türk vatandaşları başta olmak üzere tüm tutkunların serbest bırakılması ve Türkiye'deki ailelerine kavuşmasının talep edilmesi. Doğu Türkistan'da daha çok Türkiye Cumhuriyeti kurumları, konsoloslukları ve diplomatik organlarının bulunması ve Doğu Türkistan'ın tecritten kurtulmasına yönelik önerilerin sunulması. Doğu Türkistan'da seyahat eden Türk vatandaşlarının durumunun korunması ve bilgilendirilmesi için Kaşgar ve Ürümçi şehirlerinde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının açılmasının talep edilmesi. Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Mahmutcan Damolam Arap İslam dünyasına seslendi. Ardından Satuk Burahan İlim ve Medeniyet Vakfı Başkan Yardımcısı Ömer Karim tarafından okunan duadan sonra kalabalık dağıldı. ABD'li temsilcilerden Uygur zorla çalıştırmayla ilgili yeni yasa teklifi. Amerika'da her iki partiden temsilciler işbirliği yaparak Doğu Türkistan'da Uygur zorla çalıştırma kullanımıyla mücadele etmeyi ve küresel tedarik zincirlerini korumayı amaçlayan iki partili Uygur zorla çalıştırma ifşa yasasını tanıtmak için işbirliği yaptı. Yasa şeffaflığı ve hesap verebilirliği vurgulayarak halka açık şirketler ürünlerinin Doğu Türkistan'daki zorunlu iş gücü uygulamalarına sahip olabileceği potansiyel bağları kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye ve açıklamaya zorluyor. Milyonlarca Uygur ve diğer Müslüman Türk halkın şu an Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırma koşullarına maruz kaldığı ve giyimden teknoloji ürünlerine kadar bölgeden ithal edilen malların bütünlüğü konusunda ciddi endişelere yol açtığı biliniyor. Kongre üyesi Jennifer Wexton, zorla çalıştırma ile yapılan ürünlerin Amerikan mağaza raflarından kaldırılmasının önemini vurgulayarak, halkımız giydikleri kıyafetlerin veya her gün kullandıkları teknolojilerin zorla çalıştırma kullanılarak üretilip üretilmediğini bilmeyi hak ediyor dedi. Ayrıca milyonlarca Uygur ve diğer etnik grupların gözaltına alınmasını içeren Çin'in kapsamlı zorla çalıştırma planından elde edilen malların daha fazla incelenmesi ihtiyacını vurguladı. Uygur zorla çalıştırmayı ifşa yasası, menkul kıymetler ve borsa komisyonunu halka açık şirketlerin Doğu Türkistan'dan tedarik edilen tüm ithal mallar hakkında hayati bilgiler içeren yıllık raporları yayımlamalarını gerektiren kuralları oluşturmaya yönlendirecektir. Bu bilgiler ticari faaliyet, brüt gelir, net kar, gelecekteki ithal planları ve malların zorunlu çalışma kamplarında üretilip üretilmediği hakkında ayrıntılar içeriyor. Önerilen yasa, Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerle bağlantılı tedarik zincirlerinin incelenmesini daha da yoğunlaştırarak, bir önceki yılın Haziran ayında uygulanan Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasasına dayanıyor. Zorla çalıştırma yoluyla üretilen mal ve malzemelerin ithal edilmesi 1930'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa dışıdır. Ancak Doğu Türkistan'daki şeffaflık eksikliği, tedarik zincirlerini etkin bir şekilde denetlemeyi zorlaştırmıştır. İki partili çaba şirketleri sorumlu tutmada ve Amerikalı tüketicileri bilmeden zorla çalıştırma uygulamalarını desteklemekten korumada önemli bir adım temsil ediyor. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.